Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda bulduğumuz akademik kitapları nasıl indirebiliriz bunun hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle bağlı bulunduğunuz üniversitenin kütüphanesi sayfası üzerinden bilgileri indirebilirsiniz. Örneğin Sakarya Üniversitesi için gösteriyorum. Kampüs dışı erişim, Metis kampüs dışı erişim ve kampüs dışına girdikten sonra kullanıcı adı bilgilerinizi girdikten sonra arama yaptırabiliyorsunuz. Kendi kullanıcı bilgilerinizi girip arama yaptırıyorsunuz burada. Bunu daha önceki videolarda anlattık zaten. Kendi kütüphanelerinizden de bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bunun dışında bilgisayardan PDF'leri indirmek istiyorsanız LibGenRus dediğimiz bir internet sayfası var. Bunlar yasa dışı, bilginiz olsun. Burada açılan linklerden bir tanesi çalışıyor olabilir. Bu linkler sürekli değişiyor bunlar yasa dışı olduğu için. Buraya istediğiniz şeyle alakalı kitabın adını yazıyorsunuz. Örneğin Python yazdık. Bakın bir sürü Python'la alakalı kitap çıktı. Burada uzantı kısmı var. Burada PDF indirmek istiyorsanız bunların PDF olmasına dikkat edin. DCVU dediği dosyalar farklı dosyalar. Örneğin başlangıç tıkladık. Başlığına tekrar tıkıyorsunuz. Get butonuna tıkladığınız zaman bunu inmeye başlayacak. Aynı işi diğer tarafta gerçekleştiriyor. Buradan seçenekleri değiştirerek farklı şeyler yapabilirsiniz. Farklı aramalar gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin bu PDF iniyor şimdi. Bunu bakalım. Bakın PDF indi, açıyoruz ve Python'ın 679 sayfalık kitabı indi. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz bunları. Buna ek olarak bazı makaleleri açamıyorsanız SCHub dediğimiz bir internet sayfası var. Bu da yasa dışı. Bununla linki sürekli değişir. O yüzden Google'a yazın. Google'da çıkan link üzerinden devam edersiniz. Buraya da makalenin URL'sini PMAG dediğimiz bir kısım var. Onu yazabilirsiniz. DOI'sini yazabilirsiniz ya da DOI linkini yazabilirsiniz ya da harfi arayabilirsiniz. Ama en sağlıklısı direkt linkini yazarak gitmektir. Ya da DOI'sini yazarak gitmektir. Bir tane örnek göstereceğim şimdi. IEEE'nin sayfasında bir tane makale bulacağım şimdi. Şimdi açtığımız zaman normalde burada bakın kırmızı anahtar var. Bu makale açılamaz demek. Yani parasız ona ulaşamazsınız ya da üniversite soruları üzerinden giriş yapmanız gerekiyor. Ya da kampüs dışı erişim yapmanız gerekiyor. Burada buranın linkini alarak SCHub'da çalıştırabiliyoruz. Linkini al, kapıştır. Enter'a bastığınız zaman, Open tuşuna bastığınız zaman direkt size PDF açacak. İkinci bir alternatif, SCHub butonuna tıklayınca yeni sayfa tekrar açacak. Burada DOI numarası var. Sadece bu DOI sayılarını alıyoruz bakın. Sayıları arıyorum. Sadece sayılarla arama yaptığımız zaman yine PDF açıyor. Tekrar geliyorum. Bu sefer DOI'nin linkini tıklıyorum, kopyalıyorum. Bakın bağlantı adresini kopyala diyorsunuz. Kopyaladık. Yerlik yapıştırdık. Bakın DOI bu sefer numaraların önüne doi.org diye bir internet sayfası getirdi. Buna open dediğiniz zaman bu sefer de açıyor. Yani envai çeşitli makaleleri açma çeşitleri yöntemleri var. Siz sadece makalelerin künye bilgilerine ulaşabilirseniz çok rahat bir şekilde bu makalelere ulaşırsınız. Örneğin elimizde sadece DOI numarası olan bir makaleye nasıl ulaşırız? DOI numarası internete yazdığınız zaman direkt bu makaleye yönlendirme yapacaktır.